köye de bir sürü şey kazandırmışsınız en azından. Yapma icat o zaman. Şimdi bizim burası eskiden çalışma ne bilmezdin. Evet. Hem ki bilmezdi bak. Yalnız şu özel zamanında muazzam bir rahmetli çalışma oldu. Evet. Şimdi onu da geçti artık. Maşallah. Ne güzel. Şimdi onu da geçti. Çok güzel. Önceden sadece nakliyecilikle uğraşırmış galiba, evet, değil mi? Evet. Sonra çiftçilik yerleşmiş. Evet. Tavukçuluk, hayvancılık yerleşmiş buraya. Şu iki seneye gelinceye kadar da çalışırdım. Malcılık vesaire hepsini yapardım. Maşallah. İki senedir bu rahatsız olunca eşiniz, evet. Eşim, bütün buna bu dedi, Hasan Hüseyin dedi, işi bırakacaksın, bana bakacaksın. Tamam dedim. Elimdeki malları hep çocuklara dağıttım. Şimdi buna bakıyorum işte. Allah razı olsun sizden. Allah cümlemizden çocuklar razı olsun. Yürütüyorlar mı o işleri? Onlar devam çocuklar ediyorlar. Hep müstakil. Ayrı, hepsi ayrı kendi başına iş yapar. Kimisi nakliyecilik yapar, kimisi çiftçilik yapar, kimi hayvancılık yapar. Hani böyle yani. Herkes bir yol tutturdu. Herkes bir yol tutturdu gidiyor yani. Öyle. Teyzem, rahatsızlığın nedir? Benim rahatsızlığım uzun. Şu yanı kalça çok çıkıyormuş, şu yanı da çıkıyormuş, az çıkıyormuş bu yanı. Bilim bir fıtığımız. İşte ayaklarım yerimez. Kemik erimesi. Kemik erimesi var. Bel fıtığı da var. Şişir. Yani Allah korusun felç falan yok değil mi? Felç de ölen Allah'a çok şükür. Çok şükür. Bel fıtığı ve kalça çıkıklığı, evet, var. Ondan dolayı. Yok şey, genelde kemik erimesi. Kemik erimesi de var. Çocuklar Konya'dalar mı yoksa köyde oturanlar var mı? Konya'da olanlar var, burada olanlar var. Büyük kız Konya'da. Dördüncü oğlan mı lan? Üçüncü oğlan Konya'da. Biz öteki olanlar burada. Olsun, yakın nasıl olsa onlar da herkes reşverci işte. Gider gelirler. Işte. Çocuklardan, torunlardan okuyanlar var mı? Bir meslek sahibi var, olanlar. Var, var, var. Okuyanlar var. Çok güzel. Evet. Köy havası gibi yok. Köy havası gibi yok. Harika bir havası var buranın. Tabii. Şu karpuz kavundan bahsettiğiniz tarlalar hala var mı? Paylaştırdım dediniz ama. Şimdi bizim buranın Alkaran, eski ismi Alkaran'ın karpuzu Konya'da meşhurdur. Evet. Hatta şunu da yapıyorlar. Alkaran'ın olmayan da Alkaran diye yiyorlar yani. Bunu da bunu da gördük yani. Bu Alkaran kavunu dilli. Evet, evet. Kavun da çok çok güzel. Evet, aklınızda kalan çok böyle unutamadığınız anılarınızdan yaşamınız boyunca evlilik hayatınızla alakalı da olabilir. Bir de iş hayatınızla alakalı da olabilir. Anlatır mısınız bize? Şimdi efendim evlilik hayatı unutulmaz, hiçbir zaman unutulmaz. Evlilik hayatı bambaşkadır. Evet. Ama evlilik hayatında hoşgörü başta gelmesi lazım. Harika. Evet. Yani insan sinirlenir. İnsanın yapısında bu var, fıtratta bu var. İnsan kızar. Çünkü insan beşerdir, hata yapar. Mutlaka. Ha. Onun için hata yapar, kızar vesaire der. Ama eşin birisi bunu tolera edecek. Tolera edecek. Şöyle kenara çekilecek. Baktı kız mı çekil. Ha, hanım böyle kızdığı zaman da erkek çekilecek canım. Ben erkeğim demeyecek. O da çekilecek, anlaşıldı mı? Zaten 5 dakika sürmez. Gülerler birbirine. Değil mi? Tabii. Birimiz ateşken birimiz su olacağız diyorsunuz yani. Aynen öyle. Mutlaka söndürmek için. Uzun evliliğin sırrı da bu olsa gerek. Tabii tabii tabii. Tabii yani idare. Tabii. Birbirine hoşgör yani. Tabii. Varlıkta, tabii, yoklukta. Tabii 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 tabii. Efendim şöyle yokluk şöyle böyle, zenginlik şöyle. Hayır efendim, öyle bir şey yoktur. Öyle zengin olursun, iyi geçirirsin, fakir olsun, öyle bir şey yoktur. Katiyen. Alakası yok diyorsunuz. Öyle, hiç alakası yok. Neyle alakası var peki? Hoşgörünün haricinde? Hoşgörünün şeyinde hoşgörüdür. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü diyorsunuz tamam yani. Tamam. Aynen öyle. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş Allah'ın mesajları? Kızım demiş kızına. Bak, ilmi bilmediğin bir oğlan arıyorsun demiş. Efendim demiş, senin demiş, ateş olursa sen su ol demiş. İdare edeceksin. İdare, sabır demiş. Hı hı. Sabır, hoşgörü, saygı özellikle, saygı, değil mi?
İnsanlar birbirlerine karşı saygı gösterirse sevgi zaten hiç bitmez. İş hayatımda elbet ki hiçbirisi unutulmaz. Yani iş hayatı olsun, askerlik olsun, okul olsun, hepsi bunların unutulmaz. Muhakkak ama yer eder bazı şeyler işimize. Ama şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. Enteresan olamazan bir şeyler var. Hı hı. Onlar çok yoklar adamı. Neden size sakallı dayı diyorlar köyde? Şimdi yani çok, sakalınız var tamam biliyorum çok, da. Çok güzel. Siz çok derinlere dalıyorsunuz ya. Onu merak ettim doğrusu. Şimdi efendim şöyle. Nakliyecilik yapıyorum dedim ya. Hı-hı. Sene 1966. Hı-hı. Alanya'dan limon sarıyorum İstanbul'a. Evet. Cuma'yı bir gün kaçtım bir cumaya gideyim dedim. Araba şey diyorlar, dolduruyorlar. Hı-hı. Vardım o zamanları. Teyipler vardı Avrupa'dan gelme. Çok şeydeydi yani. Revaçtaydı. Sesini koymuşlar. Bizim Konya'da şu Hacı Tahir Körükçü derler ya. Hı-hı, rahmetli. Rahmetli. Evet, evet. Abdurrahman'ın babası. Hı-hı. Onun sesini almışlar. Sakal hakkında bahsediyor. Sakal diyor. İkinci Mehmet olacak Fatih'in herhalde şeyi. İkinci Mehmet diyor İstanbul'u fethetti diyor. 21 yaşındaydı sakalı vardı diyor. Bir mahsuru oldu mu diyor İstanbul'u fethetmesine diyor. Hmm. Ve Fatih Sultan Fatih Mehmet Sultan şeyinde Mehmet'ten alıyor. Böyle sonradan buradan adam güzel hatiptir rahmetli. Allah rahmet evet. eylesin. Hala da daha şimdi vaazları var konuşuyor dinlerim yani. Evet. Bana iz yaptı bunun konuşmaları. Etkiledi beni yani daha doğrusu. Evet. Biraz da işte gençliğin şeyi hızlıydım. Nakliyecilikte olduğunda hızlıydım. Ya dedim benim bu dedim hızımı kesebilir. Sakalda dedim. Sakalı bıraktım. Sene 66 yaş 27. Oo çok gençken maşallah. Evet. O zaman sakal koyamazsın. Evet herkeste olmadığı o zaman, için herhalde. Yaşlara 70 yaşına varacaksın da evet. Sakal koyacaksın ya değil mi? Şimdi bakıyorum gençlerin hepsinde maşallah sakal. Hem de güzel de yakışıyor hepsine ya. Şimdi ne diyebilirsin? Evet. Öyle bir süre sakalı bıraktım. Tabii o içinde emsallarımdan da Hasan Hüseyin ismi yoktu benim emsallarımdan. Hatta büyüklerimden de yoktu. Evet. Böyle olduğu halde bana sakallı demeye başladılar. O muymuş buymuş 66'dan bu yana sakallı olarak bilirler. Köyde gençler dahil çocuklar zaten bilmez. İsmimi bilmezler sakallı olarak bilir. Hatta torunlar bile ne sorsam ismim ne desem sakallı. Bir düşünürler. Yani bilmezler yani. Bilmeyenler var yani. Güzel, çok güzel. Ben programımıza katıldığınız için, bizi evinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak hoşgörü dedik ama 62 yılın verdiği bu güzel yılların şeyi için gençlere ne tavsiye edersiniz? Şimdi efendim insan gençlikte ailenin değerini bilemez. Ailenin değerini bilemez. Biz genç değiliz. Biz ihtiyar değiliz. Biz ihtiyar değil, bizi ihtiyar görmeyin. Belki görünüş şeklimiz ihtiyar ama biz genciz. İnan ki genciz biz. Ne güzel. Eskiden ben arabaya atladım mıydım? Haftalarca hatta aylarca uğramazdım, çalışırdım. Şimdi bir gün olsun görmesem ayrılamam yani. Hanımınızdan değil arada mi? Ne kadar bu. Güzel. Zamanla kıymet daha çok bilinir tabii, demek tabii, ki. Tabii. Demek ki. Gençler ne yapsınlar? Gençler. Yani şu zamane gençleri özellikle eşlerine nasıl davransınlar? Efendim gençler gençlik güzel şeydir ama ne söylesem anlayamazlar. Yaşamayınca anlayamazlar. İhtiyarlığın ne olduğunu bilmedikleri için gençlerin ne söylesen
anlayamazlar. Ama gençlere şunu tavsiye ederim. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Hoşgörü, sabır, sevgi. Sabır, sabır, sabır. Evet. Başta sevgi, ondan sonra sabır. En önemlisi o, değil mi? En önemlisi o. Harikasınız, çok tatlısınız ikiniz de. Çok teşekkür ederim tekrar. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Siz de Allah'a emanet olun.